belediye başkanları, ilçe başkanları. Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili basın. Bugün Sayın Bakanımız bizleri onurlandırmıştır. Bugün bizlere sendikamıza, Hakişe'mize gelerekten Hakişe'mizin değerli üyeleri Sayın Bakanımıza sizler huzurunda hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bu referandum sürecinde Hakşin almış olduğu ülke genelinde kararları evet şeyiyle taşlandırma 44 ilde referandum sürecinde referandumun ne getirdiğini ne götürdüğünü bizlere 44 ilde anlatıyoruz. Bugün itibariyle de Hakş Konfederasyonumuz olarak sendikamıza evet pankartını astık. Ben inşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin ülkemize, çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Tabii ki burada Hakş olarak tabii ki bizlerin de sorunları vardır. Taşeron üyelerimiz bizlerden kadro beklemekte veya farklı statü altında bir çalışma düzeni getirilmesini istiyor. Yani sorunlarımızla inşallah giderileceğini ben umut ediyorum. Ve sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun bakalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizler de bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Çünkü sizler öncelikle hizmet sektörünün yükünü taşıyan, aynı zamanda örgütlü bir sendika yapısıyla çalışanların haklarını koruyan ama bütün bu çalışmaları sürdürürken kendi ülkesinin bağımsızlığı, kendi ülkesinin istikrarı ve her şeyden önce ülkenin herhangi bir tehditle, tehlikeyle karşı karşıya kaldığında büyük bir hassasiyet ve özveriyle her şeyi bir kenara bırakıp önce vatan diyen, önce ülkem, önce devletim diyen ve bu hassasiyeti gösteren bir sendika anlayışıyla bu görevi ifa ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum öncelikle. Şu anda Türkiye bir karar aşamasında, bir halk oylaması öncesinde Türkiye ve bu 16 Nisan'da verilecek olan karar Türkiye'nin mukadderatını, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Bunun ehemmiyeti konusunda her birinizin yüksek bir farkındalık taşıdığını biliyorum. Ama tekrar tekrar her birimizin şunu hatırlaması gerekiyor ki bugün her kesimin yaşadığı sorunların temel müsebbibi bu mevcut sistemdir. Bugün diyorlar ki siz ne yapamıyordunuz da neyi eksik bırakıyordunuz da bu sistemi değiştirme gereği duyuyorsunuz diyorlar bize. Biz de onlara diyoruz ki ya siz bizim hafızamızla alay ediyorsunuz ya da zekamızla alay ediyorsunuz. Yani her şey biz yaşarken oldu. Bunu sık sık kullanıyorum. Kapalı, müphem, bilinmeyen bir şeyi konuşmuyoruz. Her birimiz geriye dönüp bu ülkede kimin neler yaptığını hatırlayacak olursak bunu günlerce konuşmamız gerekir. Ama bunu günlerce konuşup bir takım kısır çekişmelerin içerisine girme gereği duymuyoruz biz. Ama biz bu kısır çekişmelerin içerisine girmiyoruz diye birileri bunları bizim unuttuğumuzu sanmasınlar. Şu anda eğer son 15 yıldan beri Türkiye'de eğer devlet hizmet üretiyorsa, eğer Türkiye büyüyorsa, Türkiye gelişiyorsa bu neyin gücüyle devam ediyor? Milletin siyasete verdiği yüksek katkı sayesinde devam ediyor. Yani siyasetin gücüyle devam ediyor. Sistemin gücüyle devam etmiyor.
sistemin içerisinden siyasetin gücünü çekip alın. 7 Haziran'da bunu gördük. 7 Haziran'da ne oldu? Siyaset birazcık zayıflayınca sistemin bütün arızaları ortaya çıktı. Su çekilince böyle suyun altındakiler ortaya çıkar ya, her şey ortaya çıktı. Ama 1 Kasım'da tekrar millete gittik. Millet ne yaptı? Tekrardan devletin deposunu siyasetin gücüyle doldurdu. Tekrardan Türkiye yol almaya başladı. Mesafe kat etmeye başladı. Sadece bu mu? Bu değil. Bu sistemin çıkardığı, sadece 15 yıl içerisinde çıkardığı krizlere bir bakalım beraberce. Bunlar size cumhurbaşkanı seçtirmeyiz dediler mi? Dediler. 367 gibi bir garabeti ortaya çıkardılar mı? Çıkardılar. Milletin seçtiği iktidar partisine kapatma davası açtılar mı? Açtılar. Gezisi, 17-25 Aralık'ı, 15 Temmuz'u, bunları hiç saymıyorum bile. Yani şu anda biz eğer bu sistemi değiştirmezsek siyaset güç kaybettiğinde ne olacaktır? Sistem çalışamaz hale gelecektir. O yüzden biz 16 Nisan'da neyi değiştiriyoruz diye bize soruyorlar ya, şunu mu değiştiriyorsunuz, bunu mu değiştiriyorsunuz? 16 Nisan'da biz milletin her zaman iktidar olacağı, siyasi istikrarsızlığın olmayacağı, her 2 yılda, 3 yılda seçimlerin olmayacağı ve milletin doğrudan hükümeti seçeceği ve millet doğrudan hükümeti seçtiği zaman da hükümetin 5 yıl kesintisiz istikrar ve güven üreteceği bir sistem inşa ediyoruz. Şimdi evet, bize ne vaat ediyor? İstikrar vaat ediyor. Güven vaat ediyor. Evet, bize değişim vaat ediyor. Evet, bize yeni bir Türkiye vaat ediyor. Peki hayır bize ne vaat ediyor diye sorduğumuzda, hayırın bize vaat ettiği olumlu hiçbir şey yok. Ama olumsuz birçok şey vaat ediyor bize. Neyi vaat ediyor? Eski krizleri vaat ediyor. Eski sorunları vaat ediyor. Eski Türkiye'yi vaat ediyor. E diyorsunuz peki siz eskinin kalmasından yana mısınız? Eskinin durmasından yana mısınız? Bu ülkede 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 36 tane hükümet değişmiş arkadaşlar. Ortalama görev süreleri 1.6 ay. 1.6 ay 1,5 yıl demek. 1,5 yıllık bir hükümet istikrar üretir mi? Güven üretir mi? Planlama yapabilir mi? Kalkınmayı gerçekleştirebilir mi? Bunlar bizim unuttuğumuzu zannediyorlar. Ya bu ülkede devlet işçinin memurun maaşını ödeyemez halde değil miydi? Devlet işçinin memurun maaşını ödemek için para basmıyor muydu? Para bastığı zaman Türk lirası değer kaybetmiyor muydu? Paramız pul olmamış mıydı? Türk lirasından 6 sıfırı biz atmadık mı? Türk lirasının itibarını bu milletin eliyle biz geri iade etmedik mi? Hani birileri diyordu ya, yapamazsınız. Türk lirasından 6 sıfır atamazsınız. Atarsanız Taksim Meydanı'nda affedersiniz ben anırırım diyenler şimdi hayır diyorlar. Bunlar tarih boyunca, bakın Adnan Menderes 1950-60 dönemine bakın, Adnan Menderes'in yaptığı her güzel işe hayır dediler. Nuri Demirağ 46 tane uçak üretti. Dediler ki biz uçak üretmeyeceğiz dediler. 1940'larda oldu bu biliyorsunuz. Kayseri'de uçak üretimini durdurdular. Biz kendi otomobilimizi yapalım dedik. Yaptık. Hayata geçirmediler. Yani bu ülkenin ayağa kalkması, bu ülkenin büyümesi için yapılan her güzel işe hayır dediler. Her hayırlı işe hayır dedi bunlar. Birinci köprüye hayır, ikinci köprüye hayır, üçüncü köprüye hayır, havaalanına hayır, Osman Gazi Köprüsü'ne hayır, Marmara'ya hayır, Avrasya Tüneli'ne hayır, duble yollara hayır.
Peki bunlar hayır diyerek ne yapmaya çalışıyorlar? Bunlar bugüne kadar, bunlar ne zaman hayır dediyse bu millet evet dedi. Ve bu milletin her evet dediğinde de Türkiye ne yaptı? Mesafe kat etti. Türkiye gelişti, değişti ve büyüdü. Hamdolsun. Şimdi inşallah sorunlarımız yok mu? Var. Taşeronla ilgili sorunumuz var mı? Var. Biz bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağız dedik mi? Dedik. Ama başbakanımızın dediği gibi arkadaşlar başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama Allah'ın izniyle bakın hayır diyerek bir sorunumuzu çözemeyiz. Şimdi eğer birisi siz taşeronla ilgili gerekli düzenlemeyi yapmazsanız ben hayır diyorum derse bu ne demektir biliyor musunuz? Benim sorunumu çözecek olan yeni sisteme hayır diyorum demektir bu. Ya senin şu anda yaşadığın sorunu üreten ne? Bu mevcut sistem senin yaşadığın sorunu üretmiş. Ben de diyorum ki senin yaşadığın bu sorunu üreten mevcut sistemi gel evet de değiştirelim. Senin de sorunun çözülsün, benim de sorunum çözülsün. Biz diyoruz ki gelin bunu da değiştirelim. Kamu reformu yapalım. Ve devletin istihdam üreten, devletin istihdam alanı olması hali değil asıl olan, devletin istihdam alanı üretmesi gerekiyor. Yeni iş alanları üretmesi gerekiyor. Yeni zenginlik alanları üretmesi gerekiyor. E bunun için devletin gelişmesi ve büyümesi gerekiyor. Diyoruz ki ya biz büyüdük, bu kıyafet bize dar geliyor. Biz bu kıyafeti değiştireceğiz diyoruz. Adam diyor ki kıyafeti değiştirme. E olmuyor artık bu elbise bana. E bana dar geliyor. E sen diyor rejimi değiştireceksin. Ya benim rejimle bir sorunum yok. Ben yönetim sistemini değiştireceğim. Çünkü hatırlayın Allah aşkına. Bu ülkede bilgisayar diye bir şey var mıydı? Yoktu. İlk çıkan bilgisayarları hatırlıyor musunuz? Benim aldığım ilk bilgisayar DX400 diye bir bilgisayardı. 350 megabayt RAM'i vardı. Çok yüksekti ha o zaman. Şimdi ne oluyor? Bilgisayarlar ne yapıyor şu anda? Değişen dünya ile birlikte sürekli upgrade ediliyor. Konfigürasyonları artırılıyor. Şimdi bırakın megabaytları, gigabaytları, şu an terabaytları konuşuyoruz. Şimdi bunlar diyorlar ki biz ta 1982'de 1960'da kurulmuş olan sistemle yolumuza devam edelim. Biz diyoruz ki ya şu sistemi upgrade edelim. Yani RAM'ini yükseltelim, ondan sonra hard diskini artıralım, konfigürasyonlarını artıralım, dünyada yeni ortaya çıkan programları kullanabilecek bir sistem inşa edelim. Bunlar diyorlar ki yok biz bu halinden memnunuz. E tamam da işimizi görmüyor. Değişen dünyaya entegre olmak, değişen dünyanın şartlarında Türkiye'nin hızla büyümesi ve gelişmesine hizmet etmiyor. E bu küçük olsun benim olsun niye diyorsun? Niye diyorlar ben size oradaki küçük sırrı söyleyeyim. Bunlar 1950'de Demokrat Parti ile sandık yani millet devlete el koyunca Adnan Menderes'le uğraşmaya başladılar. Adnan Menderes'e diktatör dediler. Adnan Menderes'e üniversite öğrencilerini kıyınma makinalarında doğuruyor dediler. Ne zamana kadar? 60'ta darbe yaptırdılar. Adnan Menderes'i idam ettiler. İki tane bakanı da idam ettiler. Ve küçük olsun benim olsun dediler. Milletten devleti milletten temizleyip devleti ele geçirdiler mi? Ele geçirdiler 1960'da. 1960'dan 1970'e kadar devlet kimin elindeydi? Bunların elindeydi. Yetmedi 71'de bir muhtıra verdiler. Yetmedi 80'de bir darbe yaptılar. Yani bu millet
demokratik yollarla, sandıkla ne zaman devlet benim dediyse, devletin sahibi olduğunu iddia edenler darbeyle, muhtırayla milleti devletinden kovaladılar, devlet ele geçirdiler. Şimdi 2002'de millet güçlü bir şekilde geldi, devlet benim devletim dedi. Şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki hamdolsun geri dönülmez bir şekilde devletle millet ne yaptı? Barıştı artık. Şimdi bir de evet deyip de devletle millet doğrudan temsille birbiriyle buluşursa, bunlar diyorlar ki biz ömrü billah bir daha devlet bizim olmaz. Devlet bir daha bizim elimize geçmeyecek şekilde devleti kaybederiz diye düşünüyorlar. Yani devlet bizim olsun, küçük olsun, millet bu işlere karışmasın. Ya millet işte belli alanda sandıkla gelsin, milletin seçtikleri karar verici olmasın, baraj yapsın, yol yapsın, yerel hizmetleri yürütsün ama devletin asıl meseleleriyle ilgili karar verici kim olsun? Karar verici biz olalım istiyorlar. Biz de 1950'den beri diyoruz ki sözde, kararda milletindir diyoruz. Onlar diyorlar ki millet bu işten anlamaz. Biz diyoruz ki her sorunumuzu, her derdimizi millete götürelim. Çünkü biz milletin evlatlarıyız, milletin temsilcileriyiz, kararı millet versin diyoruz. Yani bu mücadele kararı millet versin diyenlerle millet bu işten anlamaz diyenlerin mücadelesi. O yüzden 16 Nisan'da inşallah geri dönülmeyecek şekilde artık devletle millet buluşacak. Millet hükümetini doğrudan temsille kendisi seçecek. Ankara'da birileri hükümet kurma oyunları içerisine giremeyecek. Hükümeti doğrudan millet kuracak, güven oyunu doğrudan millet verecek ve 5 sene sonra sandığa gittiğinde hesabı millet sandıkta görecek. Çünkü demokrasinin hesabı nerede görülür? Sandıkta görülür. Milletin seçtiğini ancak kim hesap sorar? Millet hesap sorar.